Bloodborne'da Sensor Team. Ezici üstünlük galibiyet getirir. Umarım beni duyuyorsundur. Muhtemelen ki gördüğünü de biliyorum. Yani bu haberi almak hepimiz için çok kötü oldu. Yani sensiz artık Colorado'nun, Whitestone'un veyahut da başka bir yerin hiçbir tadı çıkmıyor. Yani sen gittiğinden beri emin ol oyunu bıraktım. Ki muhtemelen de bunları görüyorsun, duyuyorsun. Yani hepimiz için çok zor bir durum. Gözün arkada kalmasın hiçbir şekilde. Ailenin her zaman yanındayız. Onlar da bizim ailemiz. Babam babamız, anamız. Gerçekten kardeşim çok üzüldüm. Çok kötü bir haber bu. Mekanın cennet olsun. Allah'a emanet. Kardeşimle daha tanışalı bir ay olmuştu. Davranışları, hareketleri birçok insandan daha samimiydi. Çok zamansız gitti be baba. Mekanı cennet olsun. Allah sana da sabır versin. Ege hep kalbimizde. Ege abiyi tanımasam da Ege abiyi çok anlattılar bana. Çok iyi bir insanmış. Bahadır abinin hep arkasında durmuş. Ve bir kişi 100 kişiye bedeldir demiş. Bunu asla unutmayın demiş. Biz de bunu asla hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun. Akşam 7.30-8 civarı Discord'a girdim beyler. İşte ne bileyim Discord'a bakayım dedim genel chat'e. Baktım Ege'nin resmi. İşte hani başı sağ olsun filan herkes diyor. Mekanı cennet olsun filan diye birisi mesaj atmış. İlk başta Bahadır'ın söylediği gibi ben de inanmadım. İnanasım gelmedi yani çünkü o günden sonra ne bileyim iki gündür cidden içimde bir kötülük olmaya başladı. Yani bir tuhaf oldum yani bir Ege'nin gitmesine yani ne bileyim. Aramızdan erken ayrıldı. Çok iyi birisiydi yani. Öyle bir hani bir kötülüğü birden şüphe etmiyorum hani cidden çok iyi birisiydi. Allah mekanı cennet eylesin. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece dua edeceğiz. Allah ailesine, babasına, herkese sabır versin. Özellikle sevgilisi vardı. Sevgilisine de sabır versin. Ya şimdi öyle oldu. Hani biz de öleceğiz. Ağlamakla onu daha çok üzüyoruz. Öyle. İşte kelimelerin kifayetsiz kaldığı an. Ege kardeşim. Seninle tanışalı kısa bir süre oldu ama öz kardeşim yerine seni saydım, sevdim. Şu ortamda tanıdığım en düzgün, eli ayağı düzgün, dürüst, tek bir insan sendin be kardeşim. Erken gittin be. Sanal dostluktan ziyade buluşup birlikte vakit geçirecektik. Daha düğününüze gelecektik. Erken gittim be kardeşim. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum kardeşim. Nur içinde yat. Şu an cennettesin. Niye üzülüyorsunuz diye bize küfrediyorsundur belki. Mutlusun. Biliyorum kardeşim. Biz de senin yanına geleceğiz. Seni yalnız bırakmayacağız. Nasıl bu sanal ortamda dostsak, gerçek hayatta dostsak, orada da birlikte olacağız kardeşim. Kendine iyi bak, nur içinde yat. Ben Batuhan Karahan, oyun nickim Terminator. Ben Ege'yi çok seviyordum, yani çok hayat dolu bir çocuktu. Genelde hep Discord'da herkes severdi, muhabbeti çok güzel bir çocuktu. İki gündür göremiyordum. Ondan sonra üçüncü günüm işten erken çıktım geldim Ege'yi bekliyordum. Gelsin de bir oyun oynayalım artık beraber diye iki gündür oynamıyoruz diye. Yani vefat haberi geldi. Yani biz yıkıldık orada zaten herkes bütün arkadaşlarım yıkıldı. Yani Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. Allah ailesine sabır versin. Ege kardeşim keşke böyle şeyler başına gelmeseydi. Keşke böyle olaylar başına gelmeseydi senin on numara adamdın. Mekanın cennet, ruhun şad olsun.
Hadi eyvallah. Ben artık aşağı. Benim meleğim hayatım boyunca bir kere yaşayacak olduğum duyguyu bana yaşattı ve gitti. Onu tanımasaydım bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Ve hala yanımda. Onu asla unutmayacağım. O benim hala sevgilim. Hep sevgilim kalacak. Çünkü beni severken öldü. Ben de onu severken öleceğim. Ege ile yaklaşık 3,5 senedir birlikteyiz. Şöyle söyleyebilirim. Biz Ege'nin sanal alemdeki ailesiydik. Ben Ege ile kardeş gibiydim yani. Cidden benim abim var yine gerçek hayatta. Hep bir kardeşim olsun istedim. Hep kardeş diyebileceğim bir insan istedim. Ege bana bu kardeş kelimesini yakıştırdığım tek insandı diyebilirim. Ege ile uzun zamandır birlikteydik. Tamam, gerçek hayatta buluşma fırsatımız fazla olmadı. Ege çalışıyor, ben çalışıyorum. Zaman el vermedi diyebilirim. Bana Ege çok şey öğretti. Çok şey öğrettim. Çok şey öğrendik. Biz bir takım, ben Ege ile tanışmadan önce de bir takım yönetiyordum. Takım kaptanıyım diyebilirim. Bu hani işleri birazcık resmiyete çekelim, daha fazla gelir elde edelim dedim. Ege'nin şu iyi kalpliliği hani aklıma geldikçe hani diyorum ki neden yaşaması gereken bir insan ölürken ölmesi gereken bir insan yaşıyor? Bu hep aklıma geliyor, bu Ege'nin yaptığı iyi şeyler. Hani bu tür iyi insanlar hayattan silinirken şöyle bir düşünüyor insan ya. Ege'yle resmiyet yoktu. Evet, Ege takımda hani resmi bir yetkili değildi ama ben de dahil herkes Ege'yi dinlerdi. Çünkü insan kaliteli olduğu zaman kalitesini her yerde belli ediyor. Ege o kadar iyi bir insandı ki derdi ki kardeşim hani biz bir ara işe girişelim dedik Ege'yle. Ben takım için IBAN açtım. Bu IBAN'a İlk bağış atan Ege oldu. Bu İBAN takımımızda bazı durumu olmayan kardeşlerim var. Küçük yaşta olanlar var, büyük yaşta olanlar var. Durumları yok, çeşitli bilgisayar ve sistem alamıyorlar. Yardım istiyorlar. Hani ben sözlü değil, evet. Ama hani olmadığını biz bildiğimiz için Ege dedi ki kardeşim dedi. Hani ben askere gideceğim. Askere gittiğim zaman ya kanka diyor bilgisayarımı satmayı düşünüyorum. Bu parayı da hani takımdakiler sen ayarlayabilecek misin? Ben bir kısmını eve bırakırım. Bir kısmını da hani takıma destek olsun. Dedim ki Ege kardeşim teşekkür ediyorum. Ama dur dedim. Sen de dursun bilgisayarın. Hani sen desteği yapıyorsun zaten bana gerektiğinde dedim. Ege ile dedik açalım. Aldığımız bağışlarla bazı kardeşlerimize yardım etmek istedik. Oyunu olmayan insanlara oyun atardık. Ege ile biz hani şöyle söyleyebilirim, sürekli aynı kafada ve bir aradaydık. Ben sabah 7.30 gibi işe gidiyordum. Bazen Ege de sabahçı oluyordu. Gececi olduğu zaman diyorduk ki kanka diyordu bugün sendeyim. Ya çocuğa diyemiyordum ki kanka ben sabah erken gideceğim. Sabah saat 4'e 5'e kadar oynardık. Kanka dedim ben yatacağım işe gideceğim. Oğlum niye erkenden söylemedin derdi, kızardı bana. Ya diyemezdim. Sabah beni arardı uyandırmak için. Kanka hadi kalk ya derdi. Uyuyakalma, işe geç kalacaksın. Aynı şekilde ben de Ege'yi arardım. Sabah uyandığım zaman veya hiç uyumadığım zaman sabah Ege'nin işe gideceği vakitte Ege kardeşim hadi kalk. İşe geç kalacaksın. Ya ben Ege'yi gerçekten hani hayatımda öyle bir yer edinmiştim ki şimdi inanın bana girdiğim oyun, hani bırakın oyunu, girdim bu platformdan nefret ediyorum. Yani nefret demeyeyim ben buna. Abi varlığını gerçekten hissettiriyor. Ve gerçekten çok iyi bir insan. Yani ben Discord
isimli bir sunucumuz var. Biz burada bir arada oynardık Ege ile. Ben bu sunucuya her girdiğimde abi bir ah çekiyorum ya. Bir ah çekiyorum yani. Orada çeşitli belirlenen saatlerimiz vardı Ege'yle. Bu saatte gelirim derdi ve o saatte gelirdi. Şimdi o saate şöyle bakınca lan diyordum bu saatte Ege gelecekti. Artık Ege'm alışmış o saate. Hatta bilgisayarımda alarmım bile var bu saatleri. Ege gelecek. Dizi izliyor olurdum. Ege'yi duymam diye alarm kurardım. İyi zamanlarımız geçti kardeşim birlikte. Gerçekten iyi zamanlarımız geçti. Seni görme fırsatım olmadı ama tabi buluşup sana sarılamadım ya. Bir sana yemek sözüm vardı benim. Bu yemek sözünü veremedim ya. En çok o içimi yakıyor benim be kardeşim. En çok beni, o benim içimi yakıyor. Emin ol bu seninle aldığımız fikirleri elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bağış yapacağım senin adına. Başlayacağım bunlara. Bu bağışı senin ismin altında yapacağım. Takımdakilere de aynı şekilde. Sen bunu istemiştin kardeşim. Ben de ve biz de elimizden geldiği kadar bu isteğini gerçekleştirmek için çalışacağız, çabalayacağız kardeşim. Mekanın cennet olsun. Huzur içinde yat kardeşim. Ne kadar çok seviyorsun Ege'yi? Çok seviyorum. Ne güzel profile attım ben orada. Bir tane yakın vardı. Kulaklıkları bıraktılar yanıma.